Cesedin kimliği belirlendi. Şenay Yılmaz, 25 yaşında. Bıçaklanarak öldürülmüş. Vücudunda 5 bıçak yarası tespit edilmiş. Ama cinayet silahı olan bıçak olay yerinden çıkmadı. Peki tekne kime aitmiş? İş adamı Asaf Karman'a. Kendisi bilinen bir isim. Hı, madem biliyorsun bize de anlat. Kimmiş bu? Sıfırdan başlayıp teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan genç bir iş adamı. Gece hayatında da epey hızlı. Birkaç haber görmek istersiniz diye bunları buldum. Kulüplerin müdavimi. Sürekli farklı kızlarla fotoğrafları çıkıyor. Hakkında gözde bekar diyorlar. Zengin koca adayı demenin kibarcası yani. Bir dakika ya. Şu sağdaki fotoğrafı büyütsene. Tabii. Ben bu kadını tanıyorum. Müge Şener bu. Orada yazdığına göre Asaf'ın avukatı. Nereden tanıyorsun? Amerika'da birlikte bir seminere katılmıştık. Unutulmamak ne kadar da güzel. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi Asaf Karman'ın avukatı. Evet, öğrendik az evvel. Buyurun oturun. Buyurun. Sağ olun. Ne istemiştiniz? Müvekkilim Asaf adına buradayım. Engin'i burada görmek de işin sürprizi oldu. Pardon, Engin müdür demem lazımdı. Terfiniz hayırlı olsun. Sağ ol da biz senin için ne yapabiliriz? Yattaki cinayetten henüz haberim oldu. Müvekkilimin olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylemeye geldim. Kendisi bir haftadır yurt dışında. Yatta ne olup bittiğinden haberi bile yok. Kendinin ve holdinginin zan altında bırakılmasını istemiyoruz. Hepsi bu. Bunlar da vize ve otel harcamalarının dökümleri. Yurt dışında olduğunun kanıtları. Peki biz bunları inceleyeceğiz. Başka bir şey yoksa toplantımıza devam etmek istiyoruz. Biz bir 5 dakika görüşebilir miyiz? Toplantıya sonra devam edelim mi Rıza Baba? Tabii, tabii, tabii. Buyurun. Ne konuşacağız Zengin? Ne istiyorsun benden? Senden ne isteyebilirim Müge? Tabii ki Asaf Karman'ı istiyorum. Sadece iş konuşacağız diyorsun. Amerika'da da böyleydin sen. Yazık. Sen beni duyuyor musun Müge? Yani dinliyor musun can kulağıyla? Bu verdiğin dosyanın yarısı yalan. Açıp bakmama bile gerek yok. Kokusunu alıyorum, kokusunu. Bana Asaf'ı getireceksin. Yurt dışındaysa oradan gelecek. Eğer buralarda bir yerlerdeyse saklandığı yerden kalkıp buraya gelecek. Eğer sen benim için bu işi zorlaştırırsan ben de sana hayatı zorlaştırırım. Eğer kendim bulursam inan bana Asaf'ın canını çok fena yakarım. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Elbette biliyorum. Güzel. Şimdi birbirimizi anladığımıza göre gidebilirsin. Bana müvekkilini getirmeden de bir daha karşıma çıkma. Alem yapmışlar. Suç unsuru yok gibi ama uyuşturucuyu saymazsak. İyi de biz cinayet ihbarı aldık. Hüsn abi! Hakan! Buraya bakın. Ceset arıyordunuz, bulduk işte. Ne yapmışlar bu kızcağıza böyle ya? Acımamışlar abi. Hem de hiç acımamışlar. Babası 6 yaşındayken öldü. Hem analık hem babalık ettim ben Şenay'ıma. Okusun kendini kurtarsın diye.
Yeri geldi, 3 işte çalıştım. Allah da yukarıda, hep yüzüm ağırdı kızcağızım. Hiç utandırmadı beni. Okudu, bitirdi okullarını, çalıştı. En son Asaf'ın şirketinde çalışıyormuş değil mi? Evet. Birkaç yıldır oradaydı. Sonra geçen ay bir şey demeden işten çıkarttılar Şenay'ı. Nasıl bir şey demeden? Gerekçesiz mi yani? Anlamadım ki. Kriz demişler, bir şey demişler. Koymuşlar kapının önüne. Çok gücüne gitti kuzuma. En son yine bir iş görüşmesi için çıkmıştı evden. Öyle demişsiniz ilk ifadenizde. Numan Bey var, bu patronlarının da arkadaşı. Asaf Bey mi? Evet. O çağırmıştı iş görüşmesine. Umutlanmıştık. Belki eski işine döner ya da başka bir yerde bir imkan bulur. Çalışkandır Şenay. Sevdirir de kendini. Dedim vazgeçemediler bak. Döndü dolaştı. Kısmetti sana geldi yine. Bir heves hazırlandı gitti. Gidiş o gidiş. Bir dahakine cenazesini gördüm kuzumu. Başınız sağ olsun. Biz uğramaya çalışacağız yine. Sizin de aklınıza gelen bir şey olursa bize ulaşın, olur mu? Buyurun. Sağ olun. Benim kızım öyle dedikleri gibi değil ama. Diyiverin herkese. Öyle alemlermiş, namussuzlukmuş bilmez benim Şenay'ı. Ekmeğinin peşinde, kendi halinde bir kız şahsı. Kim girdiyse günahına bulun Allah rızası için. Tamam ablacığım, tamam. Siz hiç merak etmeyin, tamam. Şu Asaf'ı da, arkadaşı Numan'ı da bulmak şart. Bu iş başka türlü temizlenmez. Araştıracağız. Ne bulursak toplayacağız adamlarla ilgili. Hoş geldiniz Müge Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Asaf içeride mi? Gel. Duştaydı. Birazdan çıkar. Ne oldu? Gergin görünüyorsun. Sizinle uğraşınca böyle oluyor. Kusura bakma. Sen yine bizim enerjimizi bozmaya gelmişsin anlaşılan. Kötü mü geçti polisle? Yemediler mi yurt dışı hikayesini? Şimdilik yemediler. Ama daha yeni başladık. Sen halledersin. Şimdiki adımımız nedir? Bize cinayeti üstlenecek biri lazım. Orası tamam. Bana niye bakıyorsun Asaf abi? Yok daha neler. Kaptan Levent. Başkası olmaz zaten. O gece bir tek o vardı. Canım, içsene biraz. Ben pek alışık değilim ama Numan Bey, lütfen. Çok ayıp. Yapma böyle. Hep iş mi konuşacağız? Biraz da eğlenmeyelim mi he? Sana karşı zaten mahcubuz açıkçası Şenay. Estağfurullah Asaf Bey. Ciddiyim. Senin gibi bir çalışanın hakkını teslim etmek lazım. Şu işten çıkartma meselesini unut. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. Detayları içeride konuşalım mı? Olur. Olur tabii. Buyurun. Tamam. Geliyorum. Şaka. İş konuşalım biraz. Çıkarsana üstünü. Niye çıkarıyorum ki? Böyleyim ben. Çıkar çıkar. Çıkar gel. Yapma. Ne yapıyorsun ya? Yapma ya. Hayır. Çıkarsana ya, kızım üstünü. Yapma. Saçmalama. Ne yapıyorsun ya? Çıkarsana. Levent. Gel gel. Bir kadeh al kendine de beni yalnız bırakma.
Gel otur. Dur, yapma. Dök dök. Ne yapıyorsun? Oğlum, bak işine ya. Nereye dinliyorsun? Hayır. Tamam Nurman. Dur yapma. Lütfen yapma diyorum. İmdat. Çıkar. Ahmet, istemiyorum. Çıkar. Bırak beni ya! Çıkar. Bırak, istemiyorum! Gerizekalı! Ah be abi. Bundan kurtulmamız lazım. Ah be abi, ne yaptın ya? Üstüme giyecek bir şeyler bul. Çekil. Ne yaptın manyak herif? Biraz eğlenecektik, olmadı. Büyütme bu kadar. Eğlence mi? Delir misin sen? Psikopatsın. Bana bir daha bağırma Müge. Sakın. Kaptandan başka bilen var mı burada olduğunuzu? Yok. Kimse yok. Müge Hanım'la beraber bu işi temizleyeceksiniz. Birbirinizi üzmeyin. Yoksa ben ikiniz de üzerim. Yürü Numan. Tamam. Kaptana kalacak o zaman iş. Ben hazırlığını yapmıştım zaten. Düğmeye basalım artık. Müge. Böyle olduğunda bayılıyorum sana. Bayılıyorum. Asaf'ı biliyoruz. Şu yanındaki adam kim Numan? Şirkette olsa da olur, olmasa da olur, bir pozisyonda çalışıyor. Maaşı sağlam. Ne iş yaptığı biraz meçhul. Anlamadım, nasıl yani? Ustacığım, adam kadrolu yanca. Şirket filan hikaye. Numan'ın işi Asaf'ı eğlendirmek, parti düzenlemek. Adamımız biraz hareketli biliyorsun. Gelen giden kızları organize etmek, mekanlar, tekneler, seyahatler. Hepsi Numan'da. Takaş tukaş işler yani. Allah bilir, uyuşturucu işine de bunu koşturuyordur Asaf. Hiç şaşırmam. Numan da Asaf'la beraber yurt dışında. Bir de teknenin kaptanı var Levent. O neredeymiş? Bizimkiler peşinde müdürüm, almamız an meselesi. Güzel. Adam 4 senedir Asaf'ın şirketinin teknelerinde kaptanlık yapıyor. Önceki iş yeri ortağı olduğu bir bar. Ne güzel hayat be. Barlar, denizler. Herkes biz mi sürüsün kardeşim? Adres de bu bar değil mi? Evet. Gelmek üzereyiz. Gözaltı yok. Şimdilik sadece bilgisine başvuruyoruz Eleman. Vallahi kendisi kaşınmazsa bana uyar kardeşim. Geldik burası. Burası açılmamış ki daha. O saatte açılmaz tabii. Kiminle görüşeceğiz? Abi, şuradakileri bir soralım mı? Sorun kardeşim, sorun. Nimet? Hoppa! Şaka mısınız ama siz? Senin ne işin var burada ya? Çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bir günde kütüphanede karşılaşalım Bey Nimet. Hep böyle nereye kadar? Güleyim mi ayıp olmasın diye? Tamam tamam, uzatma. Bir konuşalım, birini arıyoruz. Heh. Tanıyor musun bu adamı?
Siz çıkın dışarıda bekleyin. Geliyorum ben birazdan. Tamam. Kovdu mu bizi? Yok, onun tarzı öyle. Hadi çocuklar, hadi gelin. Görgüsüz. Ne oldu, kim o? Bizim bir arkadaş. Boş ver. Selfie manyağı mı o da? Bıkmadınız ya şu işten. Ya selfie olsa neyse. Evlilik teklifi almış, yüzüklü müzüklü fotoğraf atıyor. I said yes. Gerizekalı. Ya kız sevinmiş, paylaşmış. Neden kızdın ki bu kadar? Bilmem. Belki de ona kızmamışımdır. Kime kızdın ki? Of. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Aman be. Hı. Bu sabah buradaydı bu. Levent. Eski ortağıymış mekanın, doğru mu? Evet, ben de öyle duydum. Niye gelmiş? Ya sahte pasaport için sıkıştırıyor bizim patronu. Eskiden girmiş çıkmış o işlere. Tabii şimdi pek alakası yok. Ama yine de yokluyor Levent. İyice köşeye sıkışmış, ne derdi varsa. Bir de para diye çöküyor. Biraz alacağı varmış herhalde. Hemen ver, gitmem lazım diyor. Sen baya baya patronun yanında mıydın? Nereden biliyorsun bu kadar detayı? Yani canım, kapı dinlemeyi seviyorum. Başka soru? Asaf Karman'ı tanır mısın? Bu Levent, Asaf'ın teknesinin kaptanıymış. Hı, biliyorum Asaf'ı. Ya bir iki kere gördüm buralarda. Hatta bir adam daha oluyor yanında sürekli gezdirdiği. Hı. Bu mu Numan? Evet, bu. Daha iki gün önce buradaydı bunlar. İki gün mü? Emin misin, bak tarih önemli. Evet, evet eminim. Size yalan söyleyecek değilim ki. Demek ki Asaf'ın yurt dışında olduğu yalan. En azından cinayetin işlendiği gece buradaydı bu herif. Hı. Hatta Levent de yanlarındaydı. Buradan çıkıp tekneye gitmişler. Servisteki çocuklar öyle konuştu. Olaya bak. Şerefsiz bunlar ya. Nimet, bak bu çok önemli. Levent ya da diğerleri. Bir daha buraya geldikleri zaman bize haber veriyorsun, tamam mı? Sana asla hayır diyemiyorum ki ben. Yani biliyorsun zaafım var. Dalga geçme ya, ciddiyim ben. Vallahi ben de ciddiyim. Hı-hı, bu tipleri görür görmez sizi arıyorum. Nimet'e güvendik ama. Ya manyaktır falan ama bu işlerde hiç yanlışını görmedim ben. Tabii biz senin kadar tanıyamayız kardeşim. Beraber Antalyalara falan gitmeler. İş için gittik beyefendi. Ne var bunda? Ben de onu diyorum ya oğlum işte. İnsan en iyi yolculukta tanımıyor mu birbirini? Abi bir de aynı otelde kalınca tabii. Şşş, yorum yapma. Levent mekanı kesin geliyor muymuş? Pasaportu hazırlamış Nimet'in patronu. Para da çektirmiş kasadan. Halledelim artık bu işi demiş. Ha, Levent için mi yani bu hazırlık? Herhalde. Abi, geldi galiba. Vallahi Levent bu. Aslanım Nimet. Ne alırsınız? Aynısından. Az buzlu olsun. Peki. Hemen geliyor. Sakin olun.
Kal, kal, kal. Bırak onu, bırak. Bırak, 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 bırak onu, bırak. 45-43 merkez. Aranan şahsı aldık, tamam. Selin, iyi misin? İyiyim. Kalk, 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 kalk. Çok iyi almışsınız adama. Bayağı sakinmişsin. Kaçacak yeri yoktu müdürüm. Konuşmaya da başladı. Kolay oldu. Evet, fazla kolay. Adam emniyete düşmeden avukatı kapıdaydı. Müge Hanım. Bu kadın Asaf Karman'ın avukatı değil mi? Şirketteki herkesin mi vekaleti var bu kadında acaba? Sanmıyorum. Çok kişi bilmez zaten bizim Şenay'la sevgili olduğumuzu. Ailesi falan, annesi, babası. Şaşırtmacalı soru sorup bizi tuzağa çekemezsiniz. Şenay Hanım'ın sadece annesi hayatta. Bunlara cevap vermek zorunda değilsin Levent. Konumuzla ilgili sorarsanız daha iyi olur. Tamam tamam, dönelim konumuza. Cinayete. Kim kimdiniz o gece teknede? Benle Şenay. Numan Bey'le buluşacaktı o gece Şenay. Yeni bir iş teklifi yapmışlar. Geri dönecekmiş şirketi. İşleri bitince ben de tekneyle aldım Şenay'ı. Biraz gezip takılacaktık. Sonra? Ne oldu da kızı o hale getirdin? İçkiliydim. Kıskançlık kavgası patladı birden. Biraz boğuştuk. Onun da kafası güzeldi. Oğlum, boğuşmak başka, kızı kesmek başka. Dalga geçme, adam gibi anlat şunu. Müvekkilimle bu şekilde konuşamazsınız. Üslubunuza dikkat etmezseniz savcılığa şikayette bulunacağım. Bulunmam efendi. Harika olur. Bulunun. Bıçak nerede? Cinayet silahını ne yaptın? Korktum. Panik yaptım, boğaza attım. Boğaza attım. Bulunmasın diye. Bilmiyorum. Korkmuştum. Zodyak'la da sahile geçtim. Tekneyi de bıraktım, cesedi de. Sonra kaçtım. Ne güzel hikaye anlatıyor değil mi? Ne yapacağız müdürüm? Bitirelim. Bitiriyoruz. Tamamdır. Birazdan yazılı ifadeye geçecek arkadaş. Şuraya da bir imza. Teşekkür ederim müdürüm. Bir saniye Müge. Yine ne var Engin? Ben bu içerideki filmi sence kaç kere izledim? Ne filmi? Anlamıyorum. Bizi oyalıyorsun. Önümüze attığınız bu kaptan, Asaf'ın yurt dışında olması. Sana belgeleriyle bunu... Müge, ben bu belgelere inanmıyorum. Neden biliyor musun? Bana güvenmediğin için mi? Hayır. Çünkü cinayetin işlendiği gece Asaf'ın İstanbul'da olduğunu gören şahitlerim var. Bu mümkün değil. Emin misin? Bir daha düşün istersen. Bak, sana son bir şans veriyorum. Asaf'ı bana getireceksin. Yoksa onunla beraber hedefimde sen de olacaksın bundan sonra. Bırakmayacaklar bu işin peşini. Levent'i verip kurtaramayacağız. Bu seferki kolay değil. Seni nereden sıkıştırıyorlar? Cinayet gecesi senin İstanbul'da olduğunu görenler varmış. Blöf yapıyor olabilirler mi? Engin öyle biri değil. Engin. Müdür Engin Balkan. Çok sık duymaya başladım bu adamın ismini. Önemli biri mi? Peşimizdeki biri. Bize rahat vermeyecek biri. Seni isteyip duruyor benden. İddialı bir tip yani. Güzel. Görgü tanığı kimmiş, öğrenebildik mi? Bilmiyorum. Ben galiba biliyorum. O gece bizi kimin gördü? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş buldum. Az buzlu. Şundan. Duble olsun lütfen. Hemen. Tabii sizin başka bir tavsiyeniz varsa eğer. Yoo. Bence çok güzel bir seçim. Yani benim yerimde sen olsan sen de mi aynısını alırdın? Bilmem. Herhalde. Keşke sana bir içki ısmarlayabilsem. Ama ben çalıştığım yerde içmiyorum. Ne zaman bitiyor peki mesain? Yarım saat sonra. Güzel.
Başka yerde devam eder miyiz? Hem belki başka bir şeyler daha içeriz. Neden olmasın? Aslında ben biraz erken çıksam kimse bana bir şey demez. Şahane. Hadi o zaman. Bizden. Ben ceketimi alıp geliyorum. Ne tarafa gidiyoruz? Karşıya geçiyoruz. Tamam. Geç bakalım. Sağ ol. Hadi bakalım. Ufak ufak başlayabilirsin. Ben sana yetişirim he. Tamam. Ne oldu? Niye durduk? Arkadaşımla devam edeceğiz. İyi bilir eğlenmeyi, merak etme. Hadi. Ha, iyi. Nerede kaldınız? Yoksa bensiz mi başladınız? Hayır. Ben gelmek istemiyorum. Alın şunu. Gel buraya. Bırakın beni. Gelmek istemiyorum. Konuşma hadi. Bin. Hanımefendi? Hanımefendi iyi misiniz? Allah'ım bu ne? Kadıköy asayiş birimlerinin dikkatine. Çemberci Parkı'nda kadın cesedi. Tekrar ediyorum, Çemberci Parkı. Tam da topluyordu kendini kızacağız. Çok hataları oldu ama ikinci bir şansı vardı. Onu da iyi kullanıyordu. Peki ilk bulgular nedir? Kanında uyuşturucu ve alkol bulunmuş. Tanıdık geldi mi? Asafların işi. Dün bize yardımcı oldu. Levent'i bu kızın sayesinde bulduk müdürüm. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Telefonunu almıştık inceleme için. Dün gece en son senin iş için kullandığın hattını aramıştın Mehmet. Beni mi aramış? Hı hı. Evet, mesajı düşmüş. Hakan'cığım selam canım. Sen benim hakkımı nasıl ödeyeceksin bilmiyorum. Ben Asaf'ın yakın arkadaşı Numan'la çıkıyorum. Bana yazıldı, ben de pas verdim. Yani ben belki bir şeyler öğrenirim şu sizin dava için dedim. Nasıl? İyi yapmış mıyım? Hadi. Biz biraz takılacağız. Ya bir şey çıkarsa ben seni yine ararım. Herkese selamlar. Öpüyorum çok. Ah be kızım, ah. Numan'ı hemen almamız lazım. Elimizde sağlam delil olması lazım. Barın etrafı, çıkış görüntüleri, adamın kullandığı hatlar. Ne zaman, nereden sinyal vermiş, bu kızın başına ne gelmiş. Bütün bunları tas tamam öğrenmeden, önüme koymadan bana dosya açtırtmıyor. Tek bir hatada uçar gider bu adamlar. Numan da Asaf da. Dikkatli olun tamam mı? Anlaşıldı müdürüm. Engin müdürüm, bir ziyaretçiniz varmış. Sizin katı almışlar. Kimmiş? Avukat Müge Hanım. Bakalım bugün ne yalanlar söyleyecek bize. Görüştükten sonra haber ver tamam mı? Tabii baba. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Bak Müge. Eğer bana yine hikaye anlatmaya geldiysen boşuna yorulmuşsun.
İşimiz her gün biraz daha zorlaşıyor. Çünkü arkanızdan hala ceset topluyoruz. Ne? Ne demek bu? Yakında anlarsın ne demek olduğunu. Niye geldin? Asaf'ı istemiştim benden. Geldi mi? Burada mı? Hayır, burada değil. Ama seni ona götürebilirim. Ya ne demek bu Müge? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Hayır, gayet ciddiyim. Durumu anlatmama izin ver. Dinleyince bana hak vereceksin.